Bu ara sürekli kucağımda bir şeyle çıkıyorum ama ilk kez bir oğlakla çıkıyorum sevgili seyirciler. Sizi Maviş'le tanıştırayım. Nasıl? Merhaba. Nasılsın? Gözleri de mavi mavi. Bir görseniz şahane. Efendim, Kırıkkale Yaşayan Belediye Başkanı Sayın Osman Türk Yılmaz'ı tanıyorsunuz. Yaptığı projelerle, bizim programımıza, özellikle Müge Anlı ve dostları Aşevin'e yaptığı katkıyla da benim gönlümü fetheden bir başkanımız. Allah razı olsun. Bugün de Mavi ile beraber gelmiş. Aslında onların bir projelerinin sonucu bu Mavi anlatacak. Çok teşekkür ediyorum. Allah ben de olsun. Böyle sayesinde ilk kez bir oğlak kucağıma aldım. O kadar uslu ki. Lokum. Bak ne kadar uslu duruyor. Anneciğim bak. Kardeşler var ne kadar uslu duruyor. Hiç senin gibi kıpırdaşmıyorlar. Gördün mü? Sevdiriyor da kendini. Ya tutabildim mi acaba? Bilemiyorum. İlk defa tutuyorum böyle. Elimde şey. Ama ben bunu sizin kucağınıza vereyim. Ha tamam. Bunun kalbi şimdi gürüp gürüp atıyordur sizi de görünce. Tanıdın mı beni acaba? Tanıdım. Ay çok güzel maşallah. Yarenciğime de burada dur şeyi arkadaşlar bir göster. Sevgili Zeynep Yaren Kaplan'a da çok teşekkür ediyorum. O burada sevelim diye göndermiş onu. Ben tabii Yaren'e bunu geri göndereceğim. Ayrı kalmasınlar onlar. Bak böyle sevmek daha güzel mavişiyle. Ne kadar güzel nazar boncuğu falan. Çok teşekkür ediyorum. Bir seçim. İlk defa böyle gördüm, kucağıma aldım sizin sayenizde. Ay hep kötü şeyler konuşacak halimiz yok ya. Mama ister misin mama? Annesinin keçi sütünü de göndermişler. Tok musun? Boyuna seni yedirdiler kızlar yine içeride besin. Değil mi? Boyuna yedirdiler değil mi? Allah sen bende olsan var ya ben seni dana yaparım dana. Boyuna yediririm seni. Ay başkanım buyurun aslında bu keçiyle beraber. Yani bu keçinin bir anlamı var çünkü. Evet. Müge Hanım şimdi Kırıkkale Yaşayan tiftik üzerine çok önemli bir yer. Ancak zamanla hayvancılık azaldıkça hayvan sayımız da azaldı. Geçen yıl biliyorsunuz tavuk ve şeyler vardı üretim için. Getirdiğiniz tavuklar kocaman oldu. Evet. Bu yıl da küçükbaş hayvancılığa destek amacıyla böyle bir proje başlatacağız inşallah. Bugün de buradan duyuralım diye bugün ilk oğlağımızı getirdik. Çok da küçük. Siz ne de görsün istedik. Diyecek ne yapacaklar, ne yapacaksınız yani isteyenlere böyle verip. Tabii 10 tane keçi vereceğiz inşallah. Ondan sonra bunların üretimine, kadınlara, kadın kooperatifine önem sağlayacağız. Bu kadın kooperatifleri sayesinde de kadınlar biliyorsunuz köylere gitmeyince erkekler de köylerde yapamıyorlar. O yüzden kadın kooperatiflerine önem verelim diye böyle bir proje başlatıyoruz. Köye dönüş projesi. Köye dönüş projesi kapsamında. İnşallah tiftiği, o Ankara keçislerinin tiftiklerini Kırıkkale'ydi aslında şey ama Kırıkkale Ankara'ya bağlı olduğu için tiftik konusunda hep geride kaldı. Biz hemen yanı başındayız. Ankara'ya 45 dakikayız. Arka bahçesiyiz. Biz oradan bir başlangıç, bir meşale yakalım diye böyle bir proje başlatıyoruz. Arka bahçe sizin o tavuklar ne tavuğu diyordunuz onlara? Aslında köy tavuğu diyordunuz. Köy tavuğu. Yani yerli, köy tavuğu. Onlar yerli tavuk. Ama harika tavuklardı ve çok da güzel yumurtaları vardı. Hatta yumurta da getirmiş. Evet, oradan ürettiği yumurtalardan da getirmiş başkanım. Buradan eşine de buradan sevgilerimi iletiyorum. Atom karınca gibi. Evet, Necibe Hanım o da seyircilerimizin arasında. Başkanım bu arada yürüyor mu? Tabii. Abla biraz şey yapar, biraz stüdyoyu canlandırsın. Ha tamam. Evet ya gerçekten hiç keçin hep gergin olacak olmamıştı evet. Peki başkanım bu arada şunu da söyleyelim özellikle Müge Anlı ve dostları Aşevin'e. Evet. Felaket zamanında da deprem bölgemize götürdünüz. Evet. Oradan da çok güzel haberlerinizi aldım. Allah razı olsun Müge Hanım. Sizden de razı olsun. Gerçekten hepimizden. Biz gittiğimizde Kırıkkale'den Pazarcık'a gittik. Sayın Valimiz bizi Pazarcık'a ilk görevlendirilen araç Müge Anlı Aşevi arabasıydı. Gerçekten çok önemliydi. Allah razı olsun sizlerden. Bizim arkadaş... Gözlerim doluyor. Vallahi oraya gittiğimizde gerçekten büyük öyle. Bir felaket. Gece gittik. Hatta bir yıkıntının üstüne çıktık. Bir şey anlamıyoruz. Hatta karanlık. Ses veriyoruz, şey yapıyoruz. Sonra arkadaşlara dönüp dediğimde biz ne yapabiliriz? Başkanım biz de mideleri kurtaralım dediler. En son geldiğimiz gün 40-45 gün kaldık. Tabii ki oradaki bütün STK'ların da faydası vardı. Ama Müge Anlı Aşevi ile 39 bin kişiye yemek verdik.
Allah razı olsun. Gerçekten hayır, küçük bir şey ama buradan şimdi görüntülerde... Afiyet şeker olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin, amin, amin. Bölgesine. İlk başta yadırganıyor böyle şeyler. Küçük bir araba ne yapabilir? İşte bu da ne olabilir? Gerçekten öyle bir zincir oluyor ki, öyle bir şeye geliyor ki, sevgi yumağına geliyor ki, bir çağır şey gibi 39 bin kişiye. Döndüğümüzde Yahşihan'da Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye'de büyük şehirler hariç tek üniversitesi olan ilçe Yahşihan. Ve Yahşihan'da 30 bin öğrenci var. Yurtlara gelen deprem zedelere biz yine Müge Anlı Aş Evi arabasıyla beraber günlük 500 kişiye yakın bir öğün yemek verdik. Allah. Seda, senin Allah bir kıymet versin. Ben gerçekten çok ya bir sürü şey, bir de çiçek mi getirdiniz? Çiçek getirdik. Yani valla çok teşekkür ederim. Yaşlarınızın kadınları papatyam diye seviyor sizi. Onun için papatya hazırlattık. Kimler Yahşihan'dan geldi ve el kaldırsınlar? Evet, bugün stüdyo kalabalık. Allah hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim çok sevdiğim bir başkanınız var. Ben onun enerjisine gerçekten çok hayranım. Aralarında para toplayıp 6 tane de tekerlekli sandalye getiriyorlar. Sizin aracılığınızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediler. Allah tüm hayrınızı kabul etsin inşallah. Onu da söyleyeyim, çok teşekkür ediyorum. Hepsinin buyurun. El emeği. Tarhanamız, eriştemiz. Göstereyim mesela bunu da. İşte ben bunları çok seviyorum. Sonra bunları üreten hanımefendilere de katkı sağlanmış oluyor. Aynen öyle. Aynı şekilde, aynı şekilde. Pancarlı ve ıspanaklı eriştelerimiz, renkli eriştelerimiz. Bu da... Burada da geçen sene tavukları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Anası işte onlar da o tavukların yumurtaları. Yumurtaları. Aslında gerçekten ben bu köye dönüş... Çok teşekkür ediyorum. Bakarız evet. Onlara. Ben bu köye dönüş projesinden çok etkilendim. Evet, evet yani köye döneceğiz ama orada ne yapacağız diye düşünenler varsa... Özellikle Yahşihan'da... Tabii efendim. Siz diyorsunuz ki biz keçi de veririz, tavuk da veririz. Eğer böyle ürettiğiniz şeyler olursa onların satışı için de size yardımcı oluruz. Aa, Meledi, Meri'ye Meledi mi deniyor? Evet, Meledi. Meledi duydunuz mu? Duyuyor musunuz bak? Ay o... Aa, bak o da destek veriyor projeye. İlk defa duydum ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Geçen sefer de tavukları biraz ellemekte güçlük çekmiştim. İlk defa bir kez tutabilir miyim dedim ama... Gerçekten akıllı alıp insan böyle beraber yatası var yani. O kadar da tatlı. Bir de mis gibi, bebek gibi kokuyor. İnanamazsınız yani. Hiç görmemiştim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Müge Hanım. Ama ben de size yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ülkemizin her yerinde gerçekten... Hanımefendileri ve beyefendilere böyle katkılarda bulunacak olan kamu görevlilerine ihtiyacımız var. Hiç evet. Kolay işler değil. Hatırlıyor musunuz? Geçen gün gelen bir konu 6 tane keçimiz var demişti mesela. Onunla geçinmeye çalışıyordu. Yani evet, 10 evet. Keçi az bir rakam değil. Bunlar tabii. Bir de sonuçta doğum yapacaklar. Evet. Yılda kaç kere doğum yapıyorlar bilmiyorum ama. Şimdi şey var, ırkına göre değişiyor. Yereliler de bir yapıyor ama saneni var, işte şey var, kırmaları var, iki şeyleri var. Maltızlar var, ikişer, üçer doğuranlar var. Sütü de çok kaliteli. Bu özellikle Kahramanmaraş tarafında dondurma ve ondan yapılıyor. Keçi bir de her otu yemez, her suyu içmez. İnatçıdır, temizdir. O yüzden gerçekten... Gerçekten çok temiz bir... Evet. Yani siz de tabii çok iyi bakmışsınız ama... Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İşte burada da deprem bölgesinde başkanımıza evet. Patates depremize de aileler onlar, askerlerimiz... Evet, Müge Anlı ve dostları Aş Evi ile gerçekten çok büyük katkıda bulundular felaket bölgesinde. Haftaya diğer Aş Evlerimizin de büyükçe bir kısmı geliyor. Onunla ilgili haftaya Cuma günü inşallah sezon finali yapacağız hayırlısıyla. Allah'tan bir mani çıkmazsa onlar da geliyorlar. Filomuz oldukça genişledi. Keşke her belediye başkanı, bugün sordum 900 belediye var dedi. Keşke her belediye başkanı böyle bir Aş Evi hazırlasa. Yani Allah yaşatmasın ama deprem ülkesinde olduğumuzu da unutmamak evet. Lazım. Yani dileğimiz o yönde ama gerçekçi de olmak lazım. Böyle anlarda yemek önemli mi? Evet, arama kurtarma çalışmaları kadar önemli. Çünkü o arama kurtarma çalışmalarına katılacak insanların da karnını doyurmamız lazım. Aynen de. Yani onlar aç açına neyi kaldıracaklar? En zaruri ihtiyaç. Evet, o yüzden bir ihtiyaç. Çorba yani. Gayet bir tabii. Bardağın içine konulacak bir çorbayla bunu halledebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi teşekkür gördüğümüz Allah için. Razı. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Allah! Bizim... ya gerçekten öteki stüdyoda vardı bahçemiz. O zaman derdim ki bu bizde kalsın ama burada... burada biz yukarıdaki bahçeye koysak Hasan abi bizi burada kovalar.
Hasan abimiz var, o çiçeklerin bakımıyla ilgileniyor da. Ama gerçekten ben herkesin de doğal kendi ortamında kalması taraftarıyım, her canlının. kimin ayakkabıları onlar? Kadir ayakkabılarını çıkardı, oraya mı koydun? Yesin onu. Nereye girdi, inanamıyorum ya. Çok güzel bir şey. Yani hayvanlarla yaşamak, her zaman söylüyorum, insan öğreteceği çok şey var. Eminim ben de bu oğlakta yaşasaydım yeni yeni bir sürü şey öğrenebilirdim. Ama ne yazık ki büyük şehirlerde bu zevkten mahrum kalıyoruz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu